Herkese selamlar. Geleceğin Karşı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, doğru duydunuz. Sıradaki OM mantra bu size söyleyeceğim proje olabilir. Görmüş olduğunuz gibi dipten yüzlerce X yapmış. Daha Bitcoin zirvelerine gelmeden, daha Bitcoin 200 bin dolarlar olmadan. Peki, geçen ki çekmiş olduğumuz videoda Bitcoin 75 bin dolarlarda hızlı bir şekilde atak yapmıştı Trump'la beraber. Demiştim size 150 bin dolar kolay bir hedef. Derdi dedim. İnce bir hesaplaması vardı. Biz aylar önce çekmiş olduğumuz bu Bollinger tarzı bakın Fibonacci pardon söyleyemedim. Bu çekmiş olduğumuz Fibonacci aylar öncesinden Şubat'tan beri çektiğimiz bu Fibonacci bize 250 bin dolarları boğa sonunda görebileceğini söylüyordu. Ve nakış gibi işliyor. Nakış gibi. Dibi tahmin etti. Ve 93 bin dolar da 93 bin dolar da ise takılacağını bizlere söyledi. Bakın nokta atışı. Ve dahası eğer ki 93 bin geçirirse bırakın 100 bini 120 bin dolarlara kadar önümüz açık ki Özgür bir taş da hiç de fena değil dedi. Ondan da bir onay aldık. Harika. Aresa'ya bakıyoruz. Nakış gibi. Her şey. Her şey ayarında. Ethereum'a bakalım. Ethereum ne durumda? Aa, Ethereum o kadar yükselmemiş. Fakat. Fakat. Ethereum. Bu süreçte. Artık önümüzdeki süreçte. Bitcoin'den daha çok kazandırabilecek gibi duruyor. Nasıl mı? geçmiş döngülere baktığımız zaman tarihi not alın. Amerikan başkanlığı seçimini not alın. 5 Kasım tarihi 2020 Ethereum 400 dolardı. Ve Ethereum 5 ay sonra ortalama 6 ay sonra 4330'lara çıktı. Yani burada hesapladığımız zaman neredeyse neredeyse %1000 yani yüz 10 katına çıkmış bir Ethereum var. Fakat Bitcoin'i baz aldığımız zaman Bitcoin'i baz aldığımız zaman geçmiş Amerikan seçimine bakalım ki o zaman Trump kaybetmişti. Ee, Trump kaybetmesine rağmen bakın Kasım'a doğru Bitcoin ATH'larında geziyordu ve Biden gelmesine rağmen Trump kaybetmesine rağmen piyasa dostu Trump yani fark etmiyor kimin kazandığı. %300 yaptı. Yani Ethereum Bitcoin'den daha potansiyel dostlar. Bu bir net. Fakat Bitcoin zıplamalarını yaparken Ethereum'a bakıyoruz. Yani Ethereum altcoin'leri temsil eden ana debir baştır arkadaşlar. Burada neden geride kaldı? Bitcoin zirvesi yaparken yani Bitcoin'e göre hesapladığımızda bizim yani 93 Ethereum'a göre de 5500'e denk geliyor. Neden olmadı hocam derseniz evet sebebi Bitcoin dominansıdır. Siz ne zaman Bitcoin dominansını mekanizmasını anlarsanız o zaman altcoin'lerde böyle devasa hareketlere şahit olacaksınız. Ki buradan OB altı alınır mı hocam diye soranlara cevap veriyorum. Hayır. Elimde bu OB -Batra var mıydı derseniz yoktu. Çünkü ben buralarda keşfetmiştim 75 saatlerde. Ve baktığımda abi bu 20-30-40x yapmış daha alınır mı dedim. Yok. Onun yerine hangi projeyi aldım derseniz LTO'yu aldım. LTO Network aldım. LTO çok daha potansiyel. Çok daha iyi bir proje. Tıpkı ee, OB Batra gibi Layer 1 projesi, Revya, POS, NFT yani bu projede gelecek var. Twitter adreslerine baktığımız zaman azımsanmayacak derecede takipçileri var. Bu binet. Tıpkı OB Batra gibi Binance üzerinden alabilirsiniz. Burada gerçekten borsalarda listeli. Dahası, dahası Coinbase'de daha listeli değil. Kraken'de daha listeli değil. Bunlarda da listelendiği zaman bu proje OB Batra gibi şov yapacaktır. Bakın şu de ulaşır mı hocam bilmem ne. Demeyin. Lütfen şu grafiğe bakın. Bu grafiğe bakın. E, oradaki hacmi neydi? OB Batra şu anda 3.6 100 milyar milyon dolarlarda 3.6 milyar dolarlık hacmi var ki bence daha çıkacağı benziyor. Bakın aynı LTO gibi tepeleri 70 saatlerde 80 setlerde tıpkı LTO gibi. Bakın hocam çıkmamış bu zirvesine gelir mi? 10x yapması lazım. Fakat 200x yapmış. İşte bunu anlatıyorum. Bu fırsatları da Bitcoin dominans düşerken görmeniz lazım. Bitcoin dominans diplerdeyken altcoin alınmaz. Ethereum'la dahil. Fakat ben ne yaptım? E, ufak ufak altcoin topladım. 1 lira, 2 bin lira, 3 bin lira, 5 lira. lira. Burslarımı yaptıkça attıkça e, sürekli yatırım yaptım. Ve bugün gerçekten çoğu kişiye söylesem e, dudak uçuklatacak miktarlar vardır. Ama ne kadar yatırdığımı söylemeyeceğim. Yatırım tavsiyesi de değildir zaten. Benim kendi e, stratejilerim var. Dediğim gibi strateji dolar maliyet ortalaması her zaman al sattan daha iyidir. Burada sepet yapmak için uygun bir bölgedeyiz. %60 dominans ne demek biliyor musunuz? Para kurumsallardan BlackRock gibi bakın 43 milyar dolarlık Bitcoin'leri var ve deli gibi Ethereum'da almaya davet ediyorlar. Ve şu anda Ethereum kullanıma açılacak. Yani şunu söylüyorum. Daha Ethereum 3 sıfırlar çıkmadı. Daha Ethereum kendini göstermedi bu do düşmesiyle beraber ether dominansında aya doğru bakın yukarı doğru kendisini gösterdikçe Ethereum için 10 bin dolar delme kolay bir hedef olacaktır. Ve o yüzden tıpkı geçen gibi süreç döngülerden ibarettir. Aynen öyle süreç döngülerden ibarettir. Kendini gösterecektir. E bizim bu LTO gibi OB Mantra gibi potansiyelli projeleri peki biz nasıl bulacağız hocam? Others yani ilk 10 kripto para harici. Bitcoin, Ethereum, Solana bilmem ne yok. Yani dediğim gibi 50x, 100x yapma şansın senin buradaki buradaki Odırsın yükselmesine bağlıdır. Total kripto para hacmini 8 ila 10 trilyon arasında boğa zirvesini görüyorum. Ve onun da yaklaşık olarak %25'i, %26'sı ise gem projelerde olacaktır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Değerli takipçiler. Geleceği kaşifleri, geleceğin milyonerleri. Sizin bakmanız gereken metrik şu. Ot hırs tepeden tepeye, dipten dibe gayet güzel ilerliyor. Ve diplerden de çok şiddetli bir tepki almış. Gayet güzel. Evet satış hedefimde zaten 1.5 ile 2 trilyon arasında ben zaten %90 çıkarım yani. Burada yaklaşık olarak %800. Ne demek? Bak ne demek bunu anlatayım sana. Seni rastgele tutmuş olduğun, bakın rastgele demeyeyim. En azından e, şöyle söyleyeyim. Mesela Chainlink. Chainlink gibi, AVAX gibi. ilk 10 kripto para haricini tutuyorum tamam mı? Pepe gibi, Polkadot gibi, Near gibi projeler en az %800 yükselecek olarak analiz ediyorum. Fakat %800 yani 10x'ler bize yeter mi? ufak parayla giren öğrenci arkadaşlar için mesela yetmez biz 100x'e odaklanmışız 50x'e odaklanmışız Bu yüzden de ufak paralarla ben yüksek paralar kazanayım hocam diyorsanız doğru adressizin Geleceğin karşı sizlere bunun videolarını çekmeye devam edecek O yüzden yapmanız gereken kanala abone olmak ve videolarımızı beğenmek Evet ethereum Zirve üstüne zirve yapmaya devam edecek. tensor dediğim gibi 10-15x yapmaya devam edecek. Teta. World. Akaş. Akaş'a dikkat çekiyorum. Akaş. Ee, bu. Boğa'nın. Dediğim gibi render. Akaş. Ve. tensor, Arkam. Bunlar. Yapay zekada. Gerçekten ipleri eline alacaktır. Şov yapacaktır adeta. Arkama dikkat ediyorum. Arkam çok önemli. Ayo dediğim gibi yapay zeka DeFi arasında gidecek. Fakat, fakat Gate.io, Mexi gibi borsalarda nasıl yüksek işler yapılır? NF Prompt Binance'da olmasına rağmen 20x bekliyorum. LTO dediğim gibi Binance'de ama sıradaki OM mantra olabilir. Hocam yatırım tavsiyesi değil ama ben bunda varım. Gerçekten iyi yatırım yaptım. Parkle diyorum. Parkle. Nedenini şöyle söyleyeyim sizlere. Solana grafiğini açayım öyle anlatayım. Neden Park'ım? Neden Solana olarak anlatıyorum? Çünkü Solana e, artık zirvelerine doğru geldi. Yani bir hype var. Trend var. Ki Solana bana sorarsanız bu boğada bence e, 700 dolarları bence 1000 doları bile görür. En azından 500 dolar diyeyim hocam. Çünkü elinde solanı solan varsa 500 dolar bence kolay hedef. 750 dolar kolay hedef. Bu arada bence malları boşaltın derim. Solana Meme Token Hype beraber ki Meme Token'ları da geleceğim. 100x beklediğim Meme Coin'leri de anlatacağım. Çok araştırdım. Yapay zeka mıyım ama. Tamam Bakın. Mim ama yapay zeka. Şimdi Park'ı ele alıyoruz. Park'ın sert yükseliş yapıp biraz bekliyor sert yükseliş yapıp biraz bekliyor. Yani bu ne demek? Parkıl artık yükseliş trendine girmiş. Düşüş trendini kırdı. Tıpkı Parkıl'da burada Real Estate, Derivatives, Türevler, Merkeziyetsiz Finans, DeFi, RWA gibi Ventures Capital girişim sermayeleri gibi gerçekten alanında uzman. Amerika'daki emlak endeksleri üzerinden kullanıcılara merkeziyetsiz finans gibi dünyanın neresinde olursa olsun kullanıcılara oranı endeksini tokenlaştırıp yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yani bu düşük market değeriyle beraber 66 50x bence zor bir hedef olmayacaktır. Tıpkı OM Mantra gibi. Bu görmüş olduğunuz grafik nokta nokta kalabilir. İyi bir yatırımcı girerse. Şillemek istemiyorum. fonlamak fomolamak istemiyorum. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Devam ediyorum. Sol hype devam edeceğine göre biz neyden bahsediyoruz? Devam edeyim. Mesela daha öyle RVA olarak OM mantra gibi yürüyebileceğimiz Boson. Boson dediğim gibi bu da değerlenmedi. Tıpkı LTO Om mantra gibi, değerlenmemiş ama yüzlerce x, en azından onlarca x yapabilme potansiyeline karşı e, 100 x daha potansiyel Om mantra göre. Yani abi e, ben 100 x yapmış bir proje yatırım yapmam, çıkmamış bir proje yatırım yapmam. Buyurun hocam hangisi alınabilir? Bakın yatırım tavsiyesi değildir. E, ben bir proje almak istesem hangisine bakardım gözüyle. Size bunun felsefesini veriyorum. Hem de tokenomics'in gerçekten çok daha sağlıklı bir yerlerde Ethereum poligon altında ki poligona BlackRock yatırım yapmayı düşünüyor. Poligon alanında geleceği yüksek. O yüzden oyunlarda Pixel bir de Voxel. Bakınız NFT Metaverse bakın Metaverse, RVA, anime tarzında iyi bir ilerleyişi var. Boson gerçekten beni FOMO'landırıyor. Ve yükseldiği zaman da duracak gibi de durmuyor. O yüzden ufak bütçelerinizle de yatırım değerlendirebilirsiniz. Listenize koyabilirsiniz. Yatırım <laughs> şartı yok. Dediğim gibi Gate.io, Kucoin, BingX, Binance Amerika'da bile, Binance US'de bile, Bitfinex, Huobi gibi borsalarda bulunan bir projeyi gerçekten geleceği parlak. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi... Size daha potansiyel olan beklediğim şeylerden geçiyorum Neredeydi bu proje Evet Söylüyorum Rio Projesi var Rio Gerçekten e, Bizzat BlackRock'ın yatırım yaptığı projelerden birisi Hacmi çok küçük Hacmi çok küçük Bunu e, Coinmarketcap'te de baktığımız zaman RWA direkt kategorisi ekosistem gerçekten birçok ekosistemde de bulunuyor e, roket modunu açtım Market Coinmarketcap'e göre Market Kepi bunun 5 ila 6 milyon dolar arasında e, Şöyle tüm grafiğine baktığımız zaman Uçup kaçan bir şey yok Uçup kaçan bir şey yok e, Dediğim gibi bu da 100x yapma şansı çok 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 yüksek bir proje e, Yani dediğim gibi bu videoyu izleyen bir arkadaş herhangi bir yatırım yapma fikri varsa o fikri benden bu projeleri en azından değerlendirerek kendisi bir araştırmasını yapmış olması halinde gerçekten bana ileride çok çok teşekkür edeceksiniz. Ben normalde bunları açık açık söylemem. Açık açık söylüyorum. Risk alıyorum. Söylüyorum. Ama batmayacağını düşünüyorum. Gerçekten en azından şu boğa koşusunda iyi rakamlar kazandırarak hayatınızı değiştirebilecek miktarlara ulaşabileceğini düşünüyorum. Mesela 1000 lira yatırdım diyelim ki 100x yapsa 100 bin lira. diğer bir projeye aktarırım. 100 bin lira 5x yapsa 500 bin lira. Yani 1000 liralık öğrenci harçlığınız bile 1 milyon liraya kadar çıkabiliyor bu piyasada. O yüzden diyorum beni çok sıkı takip edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir trendden daha bahsetmek istiyorum. Bu trendimizin adı e, AI miyim? yani yapay zeka mimleri e, Pump çıkmış. Dediğim gibi Solana ile beraber bakın BlackRock bile Rio'ya yatırım yapmış. BlackRock. Bunun varın siz düşünün. Yani BlackRock gibi bir şirket zarar edeceğini düşünseydi Rio almazdı. Ve ayrıca şuradaki projelerde bir dikkat edin derim. E, hangi projeleri almış? Dikkat edin derim. E, hepsini alın demiyorum. Yani dikkatinizi Buraya verin, İncelemenizi yapın, analizlerinize göre kendi yatırımlarınızı yapın, tamam mı? Devam ediyorum. WMM. Gerçekten hoşuma gitti çünkü WMM. Şöyle düşünün. Emir Şahin, e, Twitter üzerinde tez yazdı. Aynı zamanda Twitter üzerinden beni de takip edebilirsiniz. Ben bizzat sizlere önemli olan gelişmeleri de aktarıyorum. Burada. Kendi Meme'lerinizi oluşturabiliyorsunuz yapay zeka üzerinden. Bakın e, mesela burada çok komik e, konsoluna ölümün canavarları işte Dragon Spotted gibi espriler yapmışlar. Ya e, tutarsın ya ölürsün gibi esprili e, mim coin'ler mim şeyleri yapmışlar. E, ya düşünsenize bu emojilerin dünyada yaygınlaştığını ve şu anda market değeri daha 13 milyon dolar yüzlerce X yapma potansiyeli bunun var. Daha önü çok açık. Büyük bir risk. E, hiçbir borsada neredeyse listelenmemiş. Radyo, Meteora, Orca dışında daha bir borsada listelenmemiş. E, peki bunu nasıl alabiliriz dediğimize geçersek burada Sol pardon trade kısmı olması lazım. Evet trade. Geçko terminalden bakıyorum. E, swap var. Burada radyum swap'a basıyoruz. Radyum üzerinde bunun kimliği var. Bakın bunu kopyalayıp orada kimliği yapıştırıyoruz. E, Solana ticaret yapıyoruz. Binance TR'den aldığımız Solana'ları buradaki adresimize göndereceğiz. Connect Wallet diyoruz. Connect Wallet kısmına geldiğimiz zaman Metamask'ı buraya bağlayabilirsiniz. Zaten Metamask nasıl kurulur? nasıl yönetilir? Bunun videosunu ise biz çekmiştik. Onun linkini ise bizzat aşağıya veya bir yerlere bırakırım. Oradan mutlaka bu videoyu, o videoyu izleyin. Metamask'a bağlıyoruz. Metamask'a bağladıktan sonra güvenli konfirmasyonlardan geçtikten sonra bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra ise işte elinize ne kadar solana varsa bunu mesela 0.006 solana ile 1142 WWM alabiliyorsunuz. Mesela benim elimde 13.000 tane varmış. Ne kadar yapıyor? Yani 0.78 soğan yapıyor. Güzel. Ben buna zaten 50 dolar mı ne yapmıştım? Ufak bir para. 100x yapsa dediğim gibi 100.000 lira yapıyor. E, laptopumu alırım yani abi. Bilgisayarımı alırım kendime. İşime bakarım. Mühendis bir adam. dediğim gibi WMM de güzel bir proje. E, radyum üzerinden metamasklarınızı bağlayarak yatırım yapabilirsiniz diyelim ki hiç kullanamadınız. Ben zaten ayrı bir video çekeceğim. Web3 wallet kullanımlarını ayrı bir başlıkta inceleyeceğim. Bir de Useem diye bir proje var. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çünkü Useem şunu söyleyeyim, bir grafiğine bakalım. Daha uçup kaçan bir grafiği yok. Hacmi daha çok küçük, bebek bir proje. Bir web sitesinden bakın web sitesi varsa şurada bir bakalım. Yok. Twitter'dan bir bakalım gözme. Gerçekten çok hoş. E, senaryo yazdırabiliyorsunuz. Mesela Recep Tayyip Erdoğan Bitcoin'i ölsün. Siyaseti karıştırmayalım ama <laughs> komik şeyler yapabiliyorsunuz yani. E, ya da Ekrem İmamoğlu kripto projesini tanısın. Değil mi? Ekrem İ İmamoğlu ne? alka nitrit tanıtsın. Halka tanıtsın. Kent lokantası <laughs> açarak. Evet. Hadi bakalım. Böyle bir güzel bir senaryo yazıyor. E, tabii ki de gerçek değil. Gerçekliği falan yok. Fakat e, komik. Ekrem Bey kripto projesi yapmak için hazırlık yapıyor. Evet. Halk buluşması yakında gerçekleşecek. Kent lokantası projesi planlanıyor. He. Tamam şey değil. Mesela kim desin? Siyasetçilerde. Mansur Yavaş. Hiç koyayım. Ne? Açık. Nasıl? Millete. Evet biraz eğlenelim. Sonuçta hep yatırım batırım bilmem ne kafaya konuşma gerek yok. Yani yatırımlar finansal riskler siyasetçilerde çok şey olmuyor. Ee, mesela şey diyelim. Jahrein, e, Bitcoin, Mining, maliyetinden ma bahsetsin. Evet. Beyler, Bitcoin Mining'in maliyeti uçmuş ya. Elektrik fiyatları coştu. Ekipman pahalı. 3090'lar ateş pahalısı. Soğutma maliyeti de cabası. Kar parçalar alıyor. Küçük madenciler zorlanıyor. Büyük mining havuzları piyasayı domine ediyor. Evet. Evde mining artık karlı değil gibi. Ama kripto dünyası çok dinamik. Yardımcı olur bilinmez. Gibi gibi gibi. Senaryo yazabiliyorsunuz. Tamamıyla hayal gücünüzde kısıtlı. Bunu da radyum üzerinden trade edebilirsiniz. Bu da 100x gibi bir potansiyeli olan bir proje. Dediklerim bir zaten yatırım tavsiyesi değil. Böyle şu güzel görüntü görsel karşısında mim karşısında sizlere bu videoda diyeceklerim bu kadardı beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.